Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Hatay... Sağ olun, ben de sizi çok seviyorum. İki gün, üç gün Hatay'dayız. İki günü yoğun bir siyasi programla geçti. Elbette ki İskenderun'a geldiğimizde ilk uğrayacağımız yer İskenderun'daki baba evimiz, ilçe binamız. İlçe binamızı ziyarete geldik. Geldiğimizde sizleri burada gördük. Çok memnun olduk. Bu günün ortasında, haftanın ilk iş gününde ve İskenderun'un bunca zorluklarına rağmen buraya gelen, beni selamlayan, bizi karşılayan tüm İskenderunlulara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir yandan çok kötü günlerde birlikte olduk. 20 ay önce yaşanan büyük acı hepimizin yüreğinin bir yerini yakmaya devam ediyor. Bir kez daha İskenderun'da, Hatay'da ve Türkiye'nin 10 şehrindeki tüm kayıplarımızın aziz hatıraları önünde eğiliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerin yasını bir kez daha paylaşıyorum. Enkaz altından çıkan, o günden bugüne engelleri olan, zorlukları olan herkese acil şifalar diliyorum. Kente geçmiş olsun diliyorum. Bir yandan da yaraların sarılması, hayatın normale dönmesi ve bundan sonra bu güzel kentte, bu güzel kentin demografisi korunarak, kültür varlıkları korunarak, çok kültürlülüğü ve kültürü korunarak bu kente hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Nur Dağı'na sırtını yaslamış, yüzünü Akdeniz'e dönmüş Türkiye'nin en güzel ilçelerinden bir tanesindeyiz. Bir tarafta tarım var, zeytin var, narenciye var, buğday var. Bir tarafta turizm var. Bir tarafta çok önemli endüstri var, ticaret var ve bir yandan zorluklarımız var, bir yandan zorluklarımız var ama bir yandan çok önemli bir potansiyelimiz var. Tabii bu potansiyelin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olduğu yerlerde neye evrilebildiğini hep birlikte görüyoruz. Öyle ki 2019'daki birinci parti olmasak da başarılı sonuç aldığımız illerin neredeyse tamamını yeniden kazandık. Cumhuriyet Halk Partisi kime dokunduysa bunun karşılığında çok önemli geri dönüşler aldı. Ayrıca Ege'deki 9 ilin 9'unu kazanırken Türkiye'de sadece belli bir şeritin arkasında sıkışmış CHP görüntüsünden partimizi hep birlikte Türkiye'nin %65'ine, partimizi hep birlikte nüfusun 65'ine, ekonominin %80'ine, turizmin %93'üne hizmet eder noktaya taşıdık. Ama maalesef hem İskenderun'da hem Hatay Büyükşehir'de çok küçük oy farklarıyla, burada 1077 oy farkıyla, Hatay Büyükşehir'de 32.000 deyip de farkın 2.000'e kadar indiği, tüm itirazlarımızın reddedildiği ve aslında küçük bir farkla kazandığımız belediyemizin elimizden sıralı kararlarla ilçe, il, YSK elimizden alındığı bir süreci yaşadık. Ama asla seçme burada efendim oyu çaldılar.
çaldırmayacaksın. Efendim, fark küçük, bu kadar az farka güvenmeyeceksin. Seçmende hiç kusur yok, kusurun tamamı bize aittir. Biz İskenderun'u kazanabilmeliydik, biz Hatay'ı kazanabilmeliydik. Bu büyük acının üzerine sevenleri üzmemeli, bize oy vermeyenlerin bile çok daha iyi günleri yaşayacağı bir süreci sağlayabilmeliydik. Tabii Türkiye'nin en büyük liman kentlerinden bir tanesindeyiz. İskenderun'dayız. Dördüncü büyük limanın olduğu yerdeyiz. Bu bir avantaj ama maalesef Türkiye hayvancılıktaki bir dizi hatayla artık kendine yeten, hayvancılıkta kendine yeten eti üretemez duruma geldi. Bunun için canlı hayvan ithalatına izin verdiler. Bunun devamında Angus ithalatı başladı. Türkiye'ye yılda 500,000'dan fazla Angus geliyor ama hepsi bu limandan geliyor. Hem bu Angus'lar Türkiye'deki hayvancılık açısından bir etkisi oluyor ama et fiyatları ihtiyacı karşılamak için mecburuz diyorlar ama bütün külfeti, bütün kokuyu, bütün sıkıntıyı maalesef ve maalesef İskenderunlu vatandaşlarımız çekiyor. Bu haksızlık, sinekten duramıyoruz diyor abla, kokudan durulamıyor. Gerçekten bunun bir kez daha İskenderun'dan benim ağzımdan dile getirilmesini talep ettiniz. Ben de bu önemli sorununuzu dile geçiriyorum. Burada değerli dostlar, böyle bir miting planlanmadığı için siz bu kadar kalabalık gelince istiyorsunuz ki oraya, ama şu anda Türkiye'ye canlı yayın yapıyorlar. Türkiye'ye ben oradan çıkar bir el sallarım. Bütün televizyonlar canlı veriyor. Bu kamera açısını değiştiremeyiz. O yüzden birazdan ben size el sallarım. Görüşürüz ama sözlerimi bu açıdan tamamlamak zorundayım. Kusuruma bakmayın. Önemli olan burada sesimizi duyurabilmek, Türkiye'nin canlı olarak verdiği noktada 6 Şubat depreminin üzerinden 20 ay geçti. Ve deprem olduğunda biraz önce acımızı, üzüntümüzü ifade etmiştim. Sayın Erdoğan 3 gün sonra 1 yıl içinde 650 bin konut yapıp teslim edeceğiz dedi. Ve bunu 1 yıl içinde yapacağız, söz veriyoruz dediler. Maalesef bu sözü tutmak bir yana, yanından dahi geçmediler. Bugün teslim edilen konut sayısı 101 bindir. Yani söz verilenin %15'idir. Fakat sonradan Tayyip Bey, yanlış hesapladık, 650 bin dedik, 350 bin konut vereceğiz diyor. O rakamı baz alsak da bir yılda vereceğiz dediği konutun %31'ini vermiştir. Bu rakam bizim Hatay'ımız için ise maalesef 254 bin konut söz verilmişken sadece 11 bin konut verilmiş, yani %4,5'u verilmiştir. İki çarpıcı rakam var. Birincisi, bir yıl sonra hepsini vereceğim diyen Türkiye çapında sadece ve sadece söz verdiğinin %15'ini, şimdi dediğinin %30'unu verdi. 10 depremzededen 7'si çadırda, konteynerde ya da gurbette. Bu kabul edilemez. Ama iş Hatay'a gelince, Hatay'da depremzedelere söz verilen konutların %4,5'u, yani 100 kişinin 95'i çadırda, konteynerde ya da gurbette. İşte Hatay'a kurtarmada geç gelenler, Hatay'ı ihmal edenlerin bu meselede de
Türkiye'nin onda biri kadar hızda ilerlediğini. Yanlış anlaşılmasın. Malatya'ya da verilen söz tutulmadı. Adıyaman'a da, Maraş'a da, Kahramanmaraş'a da. Ama oralar %30 iken Hatay %4'te ise burada da başka bir mana var. Buna dikkat çekmek, bu haksızlığa bir dur demek gerekiyor. Bunu ifade etmek gerekiyor. Ve 21 Kasım 2023 günü bir genelge yayınladılar. Dediler ki orta ve düşük hasarın varsa belediyeye git. Onarım izni al. Evini onart, geç otur. Bunları dinledi insanlar. İzin istendi, verildi. Para lazımdı, borç alındı. Bileyzik borçlanıldı, kredi çekildi. Ve evler yapıldı, çalınan kapılar takıldı, eşyalar alındı, boyalar yapıldı. Sonra birden bir bakıldı ki eviniz rezerv alana girmiştir, yıkmak durumundayız. E borca girdi adam, parası yok, evi de elinden alıyorsun. Ne yapacak bu insanlar? Bunu hiç düşünen yok. Zeytinliği rezerv alan yapıyor. Ya böyle şey olur mu? Veya sizin Cebike Mahallesi 70 yıllık arazilerini insanların elinden alıyor. 50 bin kişiyi Hatay'da mülksüzleştirdiler. Buna çok ciddi bir itiraz var. Biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Çaba gösteriyoruz. Ve şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın, rezerv alan normalde bir gereklilik. Bunun bir teknik tarafı var. Zaten kötü bir yere yapılmamalı. Yeniden yıkılacaksa yapılmamalı. Toplulaştırmak lazım. Teknik tarafı böyleyse yapılmalı. Bunun hukuki tarafı var. Hak yenmemeli, itiraz edilebilmeli, bilirkişi olabilmeli. Ama bir de bunun ahlaki tarafı var. Sorun ahlaki tarafının zayıf olmasında. Kimse ikna değil. Benim evim birisi yerine göz dikti diye mi rezerv alanda, yoksa gerçekten olması gerektiği için mi? Buradan açıkça söylüyorum. Sayılı gün geçer. Biz partiyi 47 yıl sonra Türkiye'de birinci parti yaptık. Kaybettiğimiz seçimden 10 ay sonra %25'i 5 parti almıştık. İttifaksız Türkiye İttifakı'nı kucaklayarak %38'de birinci parti olduk. Az gün var önümüzde. Bu parti çok yakında Türkiye'de yapılacak ilk seçimde Türkiye'nin birinci partisi olacak. İktidar partisi olacak. Buradan rezerv alan konusunda karar alanlara, imza atanlara, vatandaşın hakkını yemeye kalkanlara, biz bu konuyu enine boyuna inceleyeceğiz. Eğer ki birinin, bir garibanın malına rant için çöktüysen, eğer birinin malını birine peşkeş çektiyseniz, her türlü kanuni düzenlemeyle, cesaretle, kararlılıkla üstüne gideceğim, bu garibanların hakkını size yedirmeyeceğim. Söz veriyorum. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Hepinize değineceğim, eksik kalana da kaldırın deyip onları en sonda söyleyeceğim. Ama Hatay'ı konuşmadan geneli konuşmayacağım. Ama Hatay'ın sorunu Türkiye'nin sorunu. Koskoca Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedi ki, Hatay benim şahsi meselemdir. İlk genel başkan dediyse son genel başkan da diyor. Hatay benim şahsi meselemdir. Hatay'da 210 okul ağır hasar aldı, yıkıldı. Yerine 106 okul yaptık dediler. İnanmadık, saydık, 18 okul yapmışlar. Kardeşim, nerede bunun gerisi? E konteynerda. Konteynerdeki okul yeni okul değil. Yeni okul 18 tane. Çocuk gündüz konteynerda, gece konteynerda.
Zaten kaldığı konteyner kaldırmıyor, ikide bir elektrikler kesiliyor. Sıcaktan çıldırıyorlar. İnternet yetmiyor. Çocuk zaten evde eğitimiyle ilgili hazırlanamıyor. Konteynerdeki okuluna gidiyor. Onu da yaptık sayıyorlar. Böyle bir yerde, ya normalde 30 sene önce benim biraz yüzüm asılınca öğretmen bana diyordu ki, Özgür, seni rehber öğretmen çağırıyor. Bir yere yollayacakmış. Varıyordum yanına. Diyor ki, Özgür, bir derdin mi var? Ne yaptın? Niye üzgünsün? Yatılı okul, anneni babanı mı özledin? 30 yıl önce, 40 yıl önce, 40 yıl bunu yapıyordu devlet. Bugün depremde anası ölmüş, babası ölmüş, atası ölmüş, komşusu ölmüş. Bir sene önce yanındaki arkadaşı ölmüş çocuk. Okulda rehber öğretmen yok. Olacak iş değil. Bu devlet olmak bu demek değil. Ayrıca işin bir tarafı sağlık. Hastanelerde çok önemli yetersizlikler var. Dediler ki hepsini ayağa kaldıracağız. 56 tane aile sağlığı merkezi yıkılmış, yerine bir tane yapılmamış. Hepsi konteynerde, çadırda. 3 hemşire varsa deprem gecesi, şimdi bir hemşire var Hatay'da. 3'te 2'si gitmiş. Ya kaybetmişiz ya göç etmiş gitmiş. Doktorlar geliyorlar, ağır yük altında kalıyorlar. Kimi zorlanıyor, rapor alıp gidiyor. Kimi korkuyor, eve giremiyor. Bir sürü zorluk var ama burada devlet gerekli tedbirleri almıyor. Türkiye'nin bütün kahraman doktorları koştular, geldiler. Hatay'da günlerce çalıştılar. Bütün illerde çalıştılar. Bir seferberlik ilan etseniz, bir görev verseniz kaçacak kimse yok. Ama normal bir ilmiş gibi Hatay'a yapılan görevlendirmeler doğru değildir. Teşvik edilmeli, özendirilmeli, ek ücretlendirilmeli ama bu sıkıntılar bir an önce bitirilmelidir. Önemli bir sorunumuz da Türkiye'nin de Hatay'ın da sığınmacılar. Maalesef ve maalesef. Türkiye dünyanın, bakın altını çizerek söylüyorum, dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi ve açık ara önde. Bizden sonrakilerin hepsini toplasan bizim kadar yok. Tayyip Bey Merkel'le bir anlaşma yaptı. 6 milyar doları aldı, 6 milyar euroyu. Türkiye'yi açık sığınmacı kampına çevirdi. Avrupalıların hepsinin yüzüne söylüyorum. 6 milyar para verip bizi 4,5-5 milyon sığınmacıyla burun buruna getirdiniz. Bu sorunu hep beraber çözmeliyiz. Biz bunu yapmazsak bu ne Türkiye'ye hayırdır ne Avrupa'ya hayırdır. Şimdi büyük bir fırsat var. Yıllarca Esad'la görüş dedim. Esed'le görüşmem, katil o dedi. Ben randevu istedim, gidiyorum, ben çözeceğim dedim, ben de gideceğim dedi. Haber yolladı Putin'le Esad'a, önce benle görüşsün, muhalefetle görüşürse anlaşma olmaz dedi. Şimdi git diye bekliyoruz, gitmiyor. Kardeşim, bir an önce git, bu sorunu konuş. Bak, Esad genel af ilan etti. Buradaki herkes giderse cezaya tabi olmayacak. Bu fırsat bugün kaçarsa bir daha olmayacak. Hazır genel af varken, hazır ben bütün dünyadaki Sosyal Demokrat partilerin, Sosyalist partilerin, Sol partilerin liderleriyle konuşuyorum. Sığınmacılar Suriye'ye dönsün, para meselesi kolay diyorlar. Ama sakın bize yollamayın diyorlar. Gidelim, dünyadan parayı bulalım, Avrupa'dan desteği alalım, bunların evini, okulunu, hastanesini yapalım, iş yerlerini oraya açalım, memleketlerine yollayalım. Vallahi de billahi de bizim fakirimiz bize yetiyor, bizim yoksulumuz yetiyor, bizim çocuğumuz işsiz, iş bulamıyor. Artık bu fırsatı kaçırma, Esad'a git, anlaş, el sıkış,
hazır af çıkmışken davulla zurnayla yollayalım bu arkadaşları. Çağrım şudur. Eğer adım atmazsa ben atacağım. İşi çözümsüzlüğe doğru sürüklemesini de doğru bulmuyorum. Daha dün yeni belge geldi. Belgeyi dün gösterdim mitingde. Geçici sığınmacıların kalma süresinin uzatılması, iş izni olanların, çalışma izni olanların süresinin uzatılması, olmayanlara çalışma izni verilmesine uğraşıyorlar. Biz diyoruz Antarktika, o diyor kulağıma Antarktika. Duymuyor bizi, dinlemiyor bizi. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu sığınmacıları kalıcılaştırmak ucuz iş gücüne krizi öyle yenecekmiş. Yarım asgari ücrete çalıştıracakmış. Bunların tamamı Türkiye'deki işsizliği büyütür. İşi olanı da işten atarlar, Suriyeli alırlar. Bu işler yanlış işler, tehlikeli işler. Buradan uyarıyorum. Gidelim. Ben ayrı gideyim, sen ayrı git. Birlikte gerekiyorsa gidelim. Türkiye'deki diğer siyasi partilerin de temsilcileriyle, liderleriyle gidelim. Bu milli meseleyi sen başımıza açtın ama hep birlikte çözelim. Yeter ki bu sığınmacı sorununu bir an önce bitirelim. Bu çağrımı tekrarlıyorum. Bir güzel kentten, bu güzel kentten bir çağrım daha var. Geçen hafta kahrolduk. Kadınları katlediyorlar, kesiyorlar, canice cinayetler işliyorlar. Niye? Çünkü cezasızlık kültürü var. Bir kapıdan sokuyorsun, öbür kapıdan çıkıyorlar. Ve maalesef Türkiye'nin övünç kaynağıydı İstanbul Sözleşmesi. Kadına karşı şiddet içindi. Kadın cinayetlerini azaltmak içindi. 2000 o yıl imzaladığımızda ayrı, onayladığımızda ayrı bir büyük mutluluk dalgası oldu. Ve bir tek onaylandığı yıl kadın cinayetleri baş aşağı gitti. Neden? Dendi ki İstanbul Sözleşmesi kadını koruyacak. Yeni düzenlemeler gelecek. Sonra kanunları yeterince iyi yapmadılar. Sonra bir gecede buradan çıktılar. Sayın Erdoğan, sen devleti kadınların arkasından çektin. Devleti kadının arkasından çekince katillere cesaret veriyorsunuz. Devleti kadının arkasından çekince kadına karşı şiddete yol veriyorsunuz, sebebiyet veriyorsunuz. Bunun için biz Kadın Kolları Genel Başkanımız bir çağrı yaptı. Önümüzdeki günlerde birlikte ya da ayrı ayrı görüşecekler. Türkiye'deki bütün kadın siyasetçilerin, AK Parti'dekiler dahil, inisiyatif alması ve Türkiye'nin yeniden İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmesinin çağrısını yapıyorum. Elimizi uzatıyoruz. Bu eli tutun, bu sorunu çözün. Devleti kadınların arkasına dimdik koyun, bu cinayetleri hep beraber bitirelim. Yarın mecliste bizim çağrımızla bir gizli oturum yapılacak. Sebebi şu, ülkenin cumhurbaşkanı hepimizin gözünün içine baka baka meclisin kürsüsünden dedi ki İsrail'in bir sonraki hedefi biziz. Bu olacak bir iş değil. Bunu şöyle yapıyorlar. Bir, Türkiye İsrail'den çok güçlü bir devlettir. İki, Türkiye İsrail'e karşı dünyadaki üye olduğu bütün yapılar tarafından korunmak, sahip çıkılmak zorundadır. Başta NATO olmak üzere. Ayrıca bu memleket öyle Netanyahu'nun kendi halkının bile yakası gittiği birinin tehdidine cevap vermeyecek, ondan korkacak durumda değildir. Bunu herkes bilir. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki bir sonraki hedefi biziz. Ona ne Netanyahu cesaret edebilir, ne dünyanın en akılsızları buna kalkışabilir. Ama bir şey var.
bir korku yaymak. O korkuyla insanları, evet açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük, İsrail saldıracak, beni desteklemelisin demekse hesap, işte bu parti bu numarayı yutmaz. Geçmişte yaptığı oyunlara gelmez. O yüzden yarın meclise çağırdık. Kapalı oturum yap dedik. Kendi gelmiyor. Gelmeli, gelmeliydi. Bakanları geliyor, gelsinler. En dolu bilgileri versinler. Eğer yarınki oturum 10 yıl gizliliği var. Yarın bize İsrail saldırısının kapıda olduğunu, bir sonraki hedefin Türkiye olduğunu anlatırlarsa gereğini yaparız. Susarız. Ama yarın, sakın ha sakın yarın, bildiklerimizi bize anlatıp havanda su dövüp tehlike var olabilir deyip bu meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı ağzıyla söylenen lafın altını tane tane doldurmazlarsa, evet oturum gizli, söyleneni söyleyemem ama söylenmeyeni ifşa ederim. Kimse bizi İsrail tehdidiyle korkutup televizyonlarda savaş konuşturup yoksulluğu, emekliyi, asgari ücretliyi, depremzedeyi, çiftçiyi, işçiyi konuşmamamızı beklemesin. Bunun hesabını çok ağır sorarız. Çok ağır sorarız. Bunun için bakın, herkesin bir derdi var. Hepsinin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın, emekli diyor, insanca yaşanacak maaş istiyorum. O emekli, bu emekli, bu canım emekli, Tayyip Bey iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret alıyordu. Bugün bu düşük asgari ücretle bile bugünkü parayla 26 bin lira alıyordu. Şimdi 12 bin 500 lira alıyor. Böyle bakınca anlaşılmıyor, daha fenası var. Bu emekli, bu canım emekli, Tayyip Bey'in geldiği gün aldığı maaşla 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi aldığı maaşla 3 çeyrek altın alamıyor. Her emeklinin her ay 5 çeyrek altını kayıp. Kim aldı? Vallahi bu gelen iktidar aldı. Ve size şunu söyleyeceğim. Bir şey kaybolursa nerede kaybettiysen orada ararsın. Bir tane bu emekli amcam, güzel amcam, bir çeyrek altın alsa, alamaz da, bir çeyrek altını cebine katsa, eve giderken kayıp etse, deli çıkar, bütün gün o caddede yürür bulacağım diye. Değil mi amcam? Bu amca değil, bir emekli değil her emekli. Bir ay değil her ay, bir altın değil 5 altın kayıp da. Bunu kaybettiğiniz yerde arayacaksınız. Siz bunu 3 Kasım 2002 günü sandıkta kaybettiniz. İnşallah kurulacak ilk sandıkta geri kazanacaksınız. Söz veriyoruz. Ayrıca burada emekli maaşına seyyanen zam istiyorlar. Hep söyledik. Direkt asgari ücrete çıkarmak lazım önce. En düşük emekli maaşını. Ayrıca intibak yasası istiyorlar. 2002-2008 hala daha çözülmeyen sorunlar var. Bayram ikramiyesi asgari ücrete çıkarılsın istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçim beyannamesinde vardı. Tüm emekliler sendikası da bunu sahiplendi. İnşallah iktidarımızın ilk bayramında bir asgari ücret bayram ikramiyesini alacaksınız. Söz veriyoruz. Ayrıca Suriye'den gelen sığınmacılardan alınmayan katılım payı bizim emekliden alınıyor. İlaç fiyat farkı bizim emekliden alınıyor. Ortez protez farkı bizim emekliden alınıyor. Bunların hepsinin kaldırılması lazım. Ve bu sosyal güvenlik kurumu, yapacağı bu kadar çok iş varken kimin peşine düşmüş? Gariban işsizlerin, gençlerin peşine düşmüş. Vay efendim, zorunlu sigorta parası yatırman lazımdı, sağlık primi yatmadı.
30 bin lira alacağım var, faizi de koydum, 80 bin lira para ödeyeceksin. Kiminden 80, kiminden 50, kiminden 20. Bu ekonomik şartlarda, bu krizde, bu insanların yakasına yapışmak alçaklıktır, vicdansızlıktır. Bunu yapanların yaptığı şey düpedüz bu memleketin güzel insanlarına ihanet etmektir. Ayrıca biz staj ve çıraklık mağdurlarının sorunlarını en çok dile getirenler olarak onların staja başladıkları gün, ilk gün, ya devlet staj yapacaksın demiş, dediği yere gitmiş. O fabrikada ya da o berber dükkanında ona sigorta yapılmış, prim de ödenmiş ama emekliliğe gelince onu başlangıçtan saymazlar. Buna da düzeltmek üzere itiraz ediyoruz. Bir staj mağdurları adalet istiyor, onları sahipleniyoruz. Son olarak son sözümü söylemeden önce bir söz dinleyen, sağ olsun destek olan birisi var. Daha önce de oldu. Efendim, konu emekliyken, depremken diyor ki Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Dur diyorsun durmuyor, dur diyorsun durmuyor. Geçmişte böyle birisi, sonradan çok da başka şeyler çıktı altından gidince, araştırılınca. Ama şimdi bir abim söyledi, şu lafımı bitireyim dedim. Şimdi son sözü söylemeden önce şunu söyleyelim. Hani bizim teğmenler kılıç çekti ya, yıllardır yaptığı işi yaptı ya, Mustafa Kemal'in askeri izledi ya, Tayyip Bey onlara ceza verecekmiş. Ne desinler kardeşim? Trikopis'in askeriyiz mi desinler? Gazi Mustafa Kemal'in askeri onlar. Teğmenlerin de arkasındayız. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Şimdi var. Mustafa Kemal'i de çok seviyoruz. Onun askerleri, teğmenleri de çok seviyoruz. İskenderun'u da çok seviyoruz. Şimdi son sözüm şu. Emeklinin maaşının artmasında da, asgari ücretin artmasında da, ayrıca 25 bin lira geçen Ocak ayındaydı. O olaydı diyoruz. Bu sene Ocak ayına kadar Tayyip Bey'e kalsa seçim zamanında üfürüyordu. Belki de 4 zam yaparız diyordu. Seçim geçti, 2. zammı bile yapmadılar. Şu anda sefalet içinde asgari ücretliler. Onları sonuna kadar savunuyoruz. En iyi asgari ücreti almaları için en büyük mücadeleyi de yapacağız. Buradan İskenderun'a şunu söylüyorum. Bundan yaz boyunca gölge kabinemizdeki bakanlarımız, Milli Eğitim, Sağlık, Ekonomi başta olmak üzere, ayrıca dirençli kentlerle ilgili uzmanlarımız, kültürle ilgili uzmanlarımız, bakanlarımız buralara geldiler, çalıştılar, bilgileri derlediler. Biz de şimdi Hatay'da 3 gün kaldık, 2 gün çalıştık, 3 gün kaldık, 2 gün yoğun çalıştık ve Hatay'dan gidiyoruz meclise. Grubumuz mecliste, Hatay'ı unutturmayacak. Grubumuz burada, Hatay'ı unutturmayacak. Hatay'dan eksik olmayacağız, eksik olmayın. Sizin adınızı tüm Türkiye'ye tekrar duyuracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi ellerinizden, yanaklarınızdan öpüyorum. Hatay yalnız değildir. Hatay Mustafa Kemal'in ve bütün Cumhuriyet Halk Partililerin kişisel meselesidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili İskenderunlular,